Abone olun, farkı yakalayın. Arkadaşlar merhabalar. 28 numaralı ünitemizin son 5 köşe taşı kalmış arkadaşlar, permütasyon kombinasyonu. Hemen 21 ile bir devam edelim dostlarım. 21 numarayı bir gömelim. Aradan çıksın. Devam edelim. Son 5'ini de burada halletmiş olalım. Diyor ki bir çember üzerindeki 8 farklı nokta kaç doğru belirtir? Arkadaşlar doğrusal olmayan n tane nokta n'in ikilisi kadar doğru belirtir diyeceğiz dostlarım. 8 tane nokta var. 2 tane doğru seçmeliyim ki kesim noktası çıksın diye düşünüyorum. 8'in ikilisi. O da nedir? 8'i 2 defa açıyorum ve 2'ye bölüyorum. 28 geliyor kardeşlerim. Sorumuzun cevabı. 2 numaraya geçiyoruz arkadaşlar. Ne diyor bu? Herhangi üçü doğrusal olmayan 7 noktanın oluşturduğu üçgenlerin sayısı dörtgenlerin sayısından kaç fazladır diye soruyor dostum. 7 noktanın oluşturduğu üçgenlerin sayısı 7'nin üçlüsüdür. 7 noktanın oluşturduğu dörtgenlerin sayısı 7'nin dörtlüsüdür. Bu bundan kaç fazladır diyor. Yani farkını istiyor bizden ki kombinasyonları demiştik. İster bunları açın böyle uzun uzun arkadaşlarım ya da şu alttakilerin toplamı üstü veriyorsa bu ikisi birbirine eşittir demiştik. Eşitten eşit birbirinden çıkınca sonuçta sıfır kalacak diyebilirsiniz. Hemen şu 3 numaraya geldik dostlarım. Diyor ki 4'ü doğrusal olan bak 4 tanesi şöyleymiş. 1, 2, 3, 4 tane nokta böyleymiş. 3 tanesi de doğrusal değilmiş böyle farklı bir yerde. Noktadan kaç tane doğru oluşur diye soruyor bize. Doğru oluşabilmesi için en az 2 noktaya ihtiyacımız var arkadaşlarım. 2 nokta seçeceğiz biz burada. Fakat dikkatli seçmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi şu gruptan hangi ikisini seçerseniz seçin. Doğrusal olmadıkları için arkadaşlarım bunlar. 3'ün ikilisi diyorum. Herhangi ikisini seçtim. Buradan zaten bu kadar doğru çıkar. Yani 3 tane doğru buradan çıkar. Ama bir de şöyle bir seçeneğim var benim arkadaşlarım. Ya bu 3 taneden bir tanesini seçsem. 3 taneden bir tanesini seçtim. Diğer şu dörtlüden de bir tanesini seçtiğimde yine bir doğru oluşmaz mı dostlarım? 4 taneden de bir tanesini seçiyorum. Bakın buradan bir bunu seçtim mesela. Bir de bunu seçtim. Birleştirin doğru geliyor. Bunu seçtim. Buradan da bunu seçtim. Birleştirin doğru geliyor. Bir de böyle bir ihtimalimiz var arkadaşlarım. O zaman şunu hesaplayalım. 3'ün ikilisi 3 artı 3'ün birlisi 3. 4'ün birlisi de 4. 3 kere 4 12 de burada. Şimdilik 15 diyelim. Ama 15'i işaretlemeyin hemen. Çünkü neden? Bu 15'in içinde ne yok arkadaşlarım? Şurada zaten var olan bir doğru var. Bu yok arkadaşlar. O yüzden doğru cevap 15 artı 1'den 16 gelmek zorundadır. Hadi şu son soruya bakalım. Bu ne diyormuş? Bir çember üzerindeki 10 noktadan ikisi A ve B'dir. A, B'yi kenar kabul eden köşeleri bu noktalar olan en çok kaç altıgen çizilebilir diye soruyor. Şimdi şekil çizmemize çok gerek yok ama daha iyi anlayın diye arkadaşlarım şöyle bir şeklimizi çizelim biz. Kaç taneydi? 10 tane nokta var arkadaşlarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane nokta varmış elimde. Zaten AB'den bir kenar çıkacak arkadaşlarım. Ben de diyorum ki altıgen olması için 2 tane daha köşeye ihtiyacım var benim. Onları da nereden seçeceğim? Şu geriye kalan 8 tane noktadan 4 tane daha köşe seçmeliyim ki altıgen olsun, değil mi arkadaşlarım? Altıgen oluşsun. O zaman diyorum ki 8'in dörtlüsüdür bu sorunun cevabı. Hadi bulalım bunu. 8'i 4 defa açıyorum. 7, 6, 5 bölü 4 faktöriyeli de yazıyorum buraya. 4 kere 2 8'dir. 8'i götürsün. 3'e bölelim, 3'e bölelim 2. 2 ile 5'in çarpımı 10, 7 ile de çarparsam 70 tane çıktı dostlarım sorumuzun cevabı. Evet, çevirdik. Hemen 22 numaralı köşe taşımıza geldik. Ama bunun için bir odaklanmaya bakalım önce. Tamamdır, güzel. Diyor ki, şekilde diyor 8 tane nokta vardır. Köşeleri bu noktalar olan kaç tane üçgen çizilebilir diye bir soru sormuş arkadaşlarım.
Hemen hesaplayalım. Şimdi üçgen olması için doğrusal olmaması gerekiyordu. Önce şu dışarıda kalan 1, 2, 3, 4 tane nokta var ya doğru üstünde olmaya. Bir kere ben bu 4 taneden 3 tanesini seçtiğimde bir kere bu kadar üçgen oluşur kafada. Bu bir. İkincisi şöyle bir ihtimalimiz var arkadaşlar. Yine geriye kalan şu çemberin üstünde olan şu 4 nokta var ya dostlarım şunlar. Ben diyorum ki bunlardan iki tanesini seçsem, dördün ikilisi desem, geriye kalan bir noktayı da şu doğrunun üstündeki dört noktadan birini seçerek alsam. Böyle de üçgen çıkar arkadaşlarım karşıma. Başka artı bir de şöyle bir ihtimal var. Şimdi bu geride kalan dört taneden ikisini seçmiştim ya az önce. Bir de dört taneden bu birini seçerim. Yine bu doğrunun üstünden de bu sefer iki nokta seçersem arkadaşlarım işte bu kadar daha üçgen elde edilebilir. Toplamı bulalım şimdi. Dördün üçlüsü 4 artı. Dördün ikilisi 6. Dördün birlisi de 4. 6 kere 4 24 artı. Yine bu da aynısı olduğu için bir 24 de buradan. 48 4 daha 52 tane üçgen çizilebilirmiş. Geldim 2 numaraya bakalım şimdi arkadaşlarım. Bu ne diyormuş? D1 ve D1'in toplam 8 nokta vardır. Köşeleri bu noktalardan 3'ü olan kaç tane üçgen çizilebilir diye bir soru sormuş. Bakın bunu da şöyle yapacağım arkadaşlarım. Şimdi şuradaki 3 ile şuradaki 4'ü düşüneceksiniz. Şurası kesim noktasıdır. Kesim noktasını şimdilik kare almıyorum arkadaşlar. Şöyle yapıyorum bakın. Bu 3 noktadan ben herhangi bir tanesini alsam, şu 4 noktadan da herhangi iki tanesini seçsem, bu durumda bir üçgen çıkar karşıma. Artı. Başka, bu 3 noktadan ikisini seçip bu 4 taneden de bir tanesini seçsek, bu durumda da yine üçgenler çıktı karşıma ama bitmedi. Artı. Bir de şunu düşüneceğiz arkadaşlar. Şu noktayı hiç düşünmedik şimdi. Köşelerinden biri bu nokta olsa, diğer iki köşesinden biri bu doğrunun üstünde, diğeri de bu doğrunun üstünde olacak. Yani şöyle bir üçgen mesela. Ya da şöyle bir üçgen. Bakın şöyle. Ya da şöyle bir üçgen mesela gibi. O zaman şöyle diyorum. Bu noktayı tuttum. Şu üç taneden birini seçeceğim. Şuradaki kaç tane vardı orada? Dört taneydi herhalde. Evet. Şuradaki dört taneden de birini seçeceğim ki bu durumda bak biri burada. Mesela buradan 3 taneden bir bunu seçtim. 4 taneden de bunu seçtim. Bakın güzel bir üçgen çıktı. Acaba dedim bu şekilde kaç tane üçgen çıkar? Orayı da buraya yazdım arkadaşlar. Hadi hesaplayalım. 3'ün biri 3. 4'ün ikisi 6. 3 kere 6 18 buradan artı. 3'ün ikisi 3. 4'ün biri 4. 12 tane buradan artı. 3'ün birlisi 3. 4'ün birlisi de 4. 4 kere 3, 12 tane de buradan. 30, 42 tane geliyormuş arkadaşlarım. Sorumuzun cevabı. Evet, şuna geçiyoruz şimdi. 3 numaradayız arkadaşlar. Herhangi 3'ü doğrusal olmayan 9 noktadan ikisi A ve B'dir. Köşeleri bu 9 noktadan herhangi 3'ü olan üçgenlerden kaç tanesinin köşesi A veya B'dir diye sormuş. Bakın bunu nasıl yapacağım arkadaşlar. Şimdi A ile B'yi karıştırmadan ben 9 noktada üçgen oluşturmak istesem 9'un üçlüsü tane üçgen oluşturur. Peki kaç tanesinin köşesi A veya B'dir diyor. Ben köşesi A veya B olmayan geriye kalan noktaları düşünüyorum arkadaşlar. Geriye kalan 7 noktadan ben 3 7'nin üçlüsü desem 7 noktadan bu kadar da üçgen çıkartırım ve bu üçgenlerin hiçbirinde A ve B olmaz. İşte tamamında olmayanları çıkartırsam da geriye kalanlar A ve B'nin oldukları olacak arkadaşlarım. İşte cevabımız bu gelecek. Hadi bunu hesaplayalım. 9'un üçlüsünü açıyorum. 9'u 3 defa açtım. Bir de 3 faktöriyle böldüm. Eksi 7'yi de 3 defa açıp 3 faktöriyle böldüm. Şunlar gitti. Şurası 35 çıktı. Şurayı hesaplayalım. 3'e bölelim 3. 2'ye bölelim 4. 3 kere 4 12. 7 ile de çarptım 84. 84'ten de 35 çıkınca kardeşlerim 49 kaldı sorumuzun cevabı. Son sorumuza bakalım. Bu ne diyormuş?
Şekildeki paralel iki doğru üzerinde toplam 7 nokta vardır diyor. Tamam. Köşeleri bu noktalardan 3 olan kaç üçgen çizilir? Bak aslında bunu 2'de yaptığımıza benzer ama sadece burada kesişmiyorlar. Yani artı üçüncü bir durumu burada göstermeyeceğiz. Şimdi şu 4 nokta da var burada. Ben bu 4 noktadan birini seçip şu 3 noktadan da ikisini seçtiğim takdirde üçgenler çıkıyor karşıma arkadaşlarım. Artı şu 4 noktadan ikisini seçip 3 noktadan da birini seçtiğimde de başka üçgenler çıktı karşıma. İşte sayımız da bu kadar. 4 bu, 3 bu, 12 yaptı. 6 burası, 3 burası, 18 de buradan geldi. Toplam 30 yaptı sayımız arkadaşlarım dedik. Evet, 22'yi de gömdük. Hemen 23'ü alalım. Bakalım bu ne diyor? Kesim noktası bulacağız arkadaşlarım. 7 farklı doğru var. En çok kaç kesişim noktası oluşur diye soruyor bize. Kesim noktası oluşması için 2 tane doğru seçmelisiniz arkadaşlarım. 2 doğru seçtiğiniz takdirde kesim noktası oluşur. O zaman ben 7 doğrudan ikisini seçeyim diyorum. Bu kadar kesim noktası oluştu. 7'yi 2 defa açıp 2 faktöriyle böldüm. 56 bölü ne geliyor? 7 kere 6, 42 bölü 2'den 21 geliyor arkadaşlarım. Cevabımız Ceyhan. Buna gelelim. Paralel 5 doğru ile bunları kesen 3 doğrunun en çok kaç kesim noktası vardır diye bir soru sormuş bize. Paralel 3 doğru ile bunları kesen 5 doğru. Şimdi arkadaşlarım, paralel olmasaydı bu doğrular 8 tane doğru olacaktı elimde. Bu 8 tane doğrunun kesim noktası kaç tanedir diye sorsaydık 8'in ikilisi tane. Ama 5 tanesi paralel olduğu için bu doğrulardan, bu 5 tane doğru ikişer ikişer asla kesişmeyecekleri için burada kesim noktası yoktur. Ben ne yaptım? Tamamından kesim noktası oluşturmayanları çıkarttım. Sonuç olarak kesim noktası oluşanlar kalacak bana da. 8'in ikilisi 8 çarpı 7 bölü 2'den 56 gelecek. 56 bölü 2'den 28 gelecek burası. Eksi diyelim. 5'in ikilisini açalım. 5 çarpı 4 bölü 2'den de 10 bu gelecek. 28 eksi 10'dan 18 çıkacak sorumuzun cevabı. 3 numaradayız. 4'ü birbirine paralel. 3'ü A noktasından geçen. Şimdi 4 tanesi birbirine paralel. 3 tanesi bir A noktasından geçiyor. 10 tane doğru var. 1, 2, 3. 4 burada, 3 burada. 5, 6, 7 tane oldu. 4, 3 daha, 7, 8, 9, 10 tane doğru var. Bu en çok kaç kesim noktası vardır diye bir soru sormuş bize arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar ben bunu. 4, 3'ü A noktasından geçiyor. 4, 3 daha 7. 3 tane de burada kalacak değil mi? Doğru söyledim ben. Evet, doğru söyledim arkadaşlar. Şimdi bakın neler diyorum arkadaşlar. Can kardeşlerim, bu 10 tane doğrudun paralel kesim noktası falan olmadığını düşünsek, 10 tane doğru kesiştiği 2 doğru seçip de kesim noktasını bulsam, onun 2 tane noktasında kesişirler bunlar. Bu kadar kesim olurdu. Ama 4 tanesi paralelse buradan kesim noktası çıkmayacak. Ben bu 4'ün ikilisini çıkartacağım. 3 tanesi zaten bir A noktasında kesişiyormuş. Bunları da bir çıkartalım. 3'ün ikilisini çıkarttım. Ama A noktası kesim noktasıdır. Yani bir nokta daha var burada kesiştiği noktaları. Artı 1'i de ekledim arkadaşlar. İşte sorunun cevabı bu olacak. Hadi onun ikilisini açalım hemen. 10 çarpı 9 bölü 2'den 45 burası. Şurası 6 idi. Burası 3 gelir. Artı 1. 45, 39, 36, 1 daha 37 çıktı sorumuzun sayısı. Bak ne yaptım? Önce hiç paralelmiş, bir noktada kesişiyormuş, bilmem neymiş diye düşünmedim. Tüm 10 tane doğru var. 10 tane doğrudan kaç kesim noktası çıkar diye sordum. Onun ikilisi tane. Sonra dedim ki, lan bunlar zaten paralel. Buradan kesim noktası çıkmaz. Bunları ben katmıştım bu onun ikilisinin içine. 4'ün ikilisini çıkarttım paralel olanları. Sonra dedim ki, ulan bu 3 tanesi de zaten bir noktada kesişiyormuş. O zaman bu 3'ün ikilisinden de hiç nokta çıkmaz diye kabul edip, ama bir noktada kesiştikleri için artı 1'i de ekledim buraya kardeşlerim. Cevap da çıktı zaten. Hadi şuna bakalım. 7 farklı çemberin
en çok kaç kesim noktası vardır? Şimdi kesim noktası oluşması için en az iki çembere ihtiyacım var değil mi benim arkadaşlarım? 7 tane çember, böyle ikişer ikişer kesiştirelim bunları. 7'nin ikilisi tane. Ne yapıyordu o da? Birinci soruda hesaplamışız zaten. 21 yapıyormuş. Şimdi normalde 21 tane doğru olsaydı 21 tane kesim noktası vardı. Ama iki çember kesiştiği zaman, hani doğru gibi değil, iki doğru kesiştiği zaman arkadaşlarım bir kesim noktası çıkıyor. Ama iki çember kesiştiği zaman bakın bir burada bir burada iki kesim noktası çıkıyor. O yüzden 21'i bir de 2 ile çarpmalıyım ben. 42 tane kesim noktası vardır demeliyim kardeşler. Çevirdim. 24'e bakıyorum dostlar. 24 numaralı köşe taşındayız. Odaklanması güzelmiş ama bir daha ben dokundum. Hadi bakalım ne diyor bu? Yandaki şekilde kaç dikdörtgen vardır? Dostum, dikdörtgen oluşması için iki tane dikey, iki tane de yataya ihtiyacım var ki şöyle dörtgen oluşsun. O zaman ben diyorum ki şu dikeyler 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dikeyden iki tanesini alsam herhangi ikisini çarpı yanına bir de bunun şu 1, 2, 3, 4 tane yataydan da ikisini alsam bir dikdörtgen çıkar kardeşlerim. Hemen hesaplıyorum bunu. 6'nın ikilisi 30 bölü 2'den 15. 4'ün ikilisi de 12 bölü 2'den 6. 15 çarpı 6'dan 90 tane dikdörtgen varmış burada. Evet. Geldik 2'ye. Birbirine paralel 6 doğru ile yine birbirine paralel 3 doğru yandaki şekilde verilmiştir. Kaç tane paralel kenar vardır? Bakın üsttekinin tıpatıp aynısı aslında arkadaşlar. Paralel kenar olması için İki tane yatay paralel, iki tane de şöyle düşey paralel olması gerekiyor arkadaşlarım. Kaç tane yatay var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yataydan ben ikisini seçiyorum. Diğer düşey olan 3 paralelden de, yok yatay olan 3 taneymiş pardon. Ben düşeyleri 6'nın ikisi seçtim. Yatay olanlarda 3'ün ikilisidir dostlarım. 3 taneden ikisini seçtim. İşte bu da işlemimizin cevabı. 6'nın ikilisi 15. 3'ün ikilisi de 3 çarptım. 45 geldi sorunun cevabı. Evet, 3 numaradayız. Birbirine paralel farklı 5 doğru ile birbirine paralel farklı 4 doğru yardımıyla kaç tane paralel kenar oluşturulabilir diye bir soru sormuş. 5 tane farklı doğru var arkadaşlarım paralel olan. 5 taneden ikisini seçeceksin. Aynı birinci, ikinci soru gibi ya da birinci soru gibi aynısı. 4 tane de diğer paralel doğrularımız var. 4 taneden de ikisini seçeceksin kardeşlerim. En son ne çıkacak karşına? 5'in ikilisi 10. 4'ün ikilisi 6. 60 tane paralel kenar çıkabilirmiş karşımıza. Şuna bakalım şimdi arkadaşlarım. Birbirine paralel 3 farklı doğru, birbirine paralel 4 farklı doğru, birbirine paralel farklı 2 doğru yardımıyla en çok kaç paralel kenar çizilebilir diye bir soru sormuş. Şimdi şöyle yapalım. Bu soruyu 2 yokmuş gibi düşünelim. 4 doğruyla 3 doğru var. Paralel kenar oluşturacağım. 4 taneden ikisini, 3 taneden de ikisini seçsem paralel kenar oluşur mu arkadaşlarım? Oluştu. Şimdi 3 yokmuş gibi davranalım. 3 yok. O zaman diyorum ki 4 taneden ikilisini, 3 tane 3 yoktu pardon. 2 taneden de ikisini seçersem yine bir paralel kenar oluşur. Son olarak da 4 yokmuş gibi davranalım. 3 tane paralel doğrudan ikilisini, 2 tane paralel doğrudan da yine ikisini seçtiğimde paralel kenar çıkar karşıma diyorum. İşte bu işlemi de yapalım hemen. 4'ün ikilisi 6, 3'ün ikilisi 3. 4'ün ikilisi 6, 2'nin ikilisi 1. 3'ün ikilisi 3, 2'nin ikilisi 1. 18 artı 6 artı 3. 24, 3 daha. 27 tane paralel kenar en fazla oluşturabiliriz diye söylemişiz. Evet, arka tarafı çözmüştük zaten. Hadi bu 25'i de burada halledelim arkadaşlar. Bu videomuzda 5 tane köşe taşı gömmüş olalım biz. 25'i de burada çözüp bitirelim dostlarım. Odaklanmaya bakayım. Evet. Diyor ki koşulunu gerçekleştiren kaç tane ABC şeklinde 3 basamaklı sayı vardır? Şimdi dostum bak. Bunların her biri birer rakam. Rakam 1 sıfırdan başlıyor. Kaça kadar gidiyor? 9'a kadar gidiyor bu rakamlar. Kaç tane rakamımız var? 10 tane rakamımız var. Aslında 10 tane rakamdan 3 tanesini seçeceksin. 10 rakamdan 3'ünü seç diyor aslında bize soru. Hani bu neydi Türkçesi bunun?
10 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt kümelerinin sayısıydı, değil mi dostlar bunlar? 10 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt kümelerinin sayısını yazdım ben aslında buraya. Ve yani kümenin elemanlarını yazarken de hep genelde küçükten büyüğe doğru sıralarız ya kardeşlerim. Mesela 1, 2, 4 gibi küçükten büyüğe doğru. E küme yazdığım için bunların yeri de değişmeyecek. Yeri değişse de aynı elemanlar çıkacak zaten sonuçta. O zaman bunun cevabı direkt 10'un üçlüsüdür diyorum ben arkadaşlarım. Bu şekilde işte küçüklük büyüklük şartı verdiğinde kaç tane 3 basamaklı sayı yazılır dediğinde ben kullanabileceğim tüm rakamları alıyorum. Kaç basamaklı demiş? 3 basamaklı. O yüzden 10'un üçlüsü diyorum. 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. 3'e bölelim 3 kalsın. 2'ye bölelim 4 kalsın. 12 4 ile çarpılınca 10 ile çarpılınca 120 geldi. Sorumuzun cevabı 120. Geldim 2 numaraya. Koşulunu gerçekleştiren kaç tane 4 basamaklı? Bak yine küçüklük büyüklük şartı. 10 tane rakamdan 4 basamaklı kaç tane yazabilirim diye soruyorum o zaman. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 4 defa açtım. 4 faktöriyeli de böldüm. 4 kere 2 8'dir. 8'i götürsün. 3'e bölelim. 3'e bölelim. 3 kalsın. 3 kere 7 21. Bir de 10 ile çarpalım. 210 çıktı sorumuzun cevabı dostlar. Hadi şuna gelelim. Koşulunu gerçekleyen rakamları çift olan diyor. Bak bu arada olup da çift olan rakamlar 2, 4, 6 ve 8. Kaç taneler? 4 tane elemandan kaç basamaklı diyor? 3 basamaklı kaç sayı yazarım diye soruyorum. Cevabım 4 geldi bile. Son soruma bakıyorum dostlar. Yine bu arada olacak. Şu sıfırdan büyük, ondan küçük. Rakamları tek olan diyor bu sefer. 1, 3, 5, 7 ve 9'u kullan diyor bize. 5 tane rakam var. 4 basamaklı kaç sayı yazılır diye soruyor bize. 5'in 4'lüsü arkadaşlarım cevabımız. O da 5 yapıyor zaten. Cevap Edirne geldi. Evet Goberler, bu ünitenin de sonuna geldik. Bir ünite daha gömdük arkadaşlar. Hadi bakalım bir sonraki videomuzda başka ünitelere geçeceğiz. Görüşmek dileğiyle, kolay gelsin.